Geldik 2024 yılının başında Ocak ayında ben olsam hangi telefonu alırım, hangi 5 telefonu alıyorum listesine. Malum bulunduğumuz dönem çok riskli bir dönem fiyatlar açısından. Niçin çok riskli? Ee, yılbaşı indirimleri, Kasım indirimleri filan bitti. Kur'un ne yapacağı belli değil. Ee, ayrıca işte bir ay sonra falan da tüm dünyada markaların yeni te cep telefonu modelleri duyurulmaya başlayacak. Yani bu listede konuştuğumuz telefonların tamamı çok kısa bir süre sonra eskiyecek. Ama ne yapıyoruz kanalda? Her 3 ayda bir Aydoğan kendi listelerini yayınlıyor. Aydoğan'ın listeleri arasında da ben de seçimimi yaparak işte onun 40-50 telefonu listelediği sistemde kendimce 5 telefonu listeliyorum size. Şimdi fiyatlar yükseldiği için Aydoğan bu yıl 10.000 liranın altı, 10.000 lirayla 20.000 lirası, 20 ile 30.000, 30 ile 40.000, ve 40 binin üzeri diye birbirinden farklı 5 tane liste yapmış. Beni biliyorsunuz normal şartlar altında en pahalı olan listeden herhangi bir şey seçmiyorum. Burada neye düşüyor? 40 milyonun üstüne düşüyor. Neler var burada? Samsung Galaxy Z Fold 4 var. Samsung Galaxy S23 Ultra var. iPhone 15 var. Z Fold 5 var yine Samsung'un iPhone 15 Pro var ve iPhone 15 Pro Max var. Fiyatları da işte 43 bin liradan 72 bin liraya kadar maşallah var fiyatlarında. Ama bir değişiklik yapacağım. Bence eğer şu anda satın almaya niyetiniz varsa ve cebinizde de bu paralar varsa alabileceğiniz telefonlardan bir tanesi iPhone 15. İşte günümüz fiyatı 50 bin lira civarında. Ee, Aydoğan bu videoyu çektiği zaman 50 bin liraymış. Ben videoyu çekmeye girmeden önce baktığımda 49 bin lirayla bin TL arasında farklı farklı yerde farklı farklı fiyatlarını gördüm. 50.000 TL diyebiliriz. Eğer iPhone kullanan birisiyseniz telefonunuzu yenilemeyi düşünüyorsunuz. Ya da bu kadar Android yeter artık iPhone'a geçmem lazım ama yeni de bir cihaz alayım falan diye düşünüyorsunuz. Bence iPhone 15 alabilirsiniz ne özelliği var? Kabataslak baktığımız zaman iPhone 14'ten çok fazla bir farkı yok. Benim zaten konuyla ilgili düşüncelerimi biliyorsunuzdur. Ama alınacaksa bugünün Türkiye'sinde eğer para da yetiyorsa işte bu 50 milyon ve civarındaki bu parayı vererek iPhone 15 almanın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz yılda bir kere filan bu segmentten bir şey öneriyorum. 2024 yılında da önerdiğim telefon en pahalı segmentte iPhone 15. Bir aşağı segmente düştüğümüz zaman yani 30 bin lirayla 40 bin lirasına düştüğümüz zaman 7 tane telefonu var Aydoğan'ın seçtiği. Realme GT3, Xiaomi 13 T Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z5 Flip 5, Huawei P60 Pro, Phantom V Fold Tekno'nunki ve Samsung'un Galaxy S23 Plus'ı. Şimdi burada kafadan söyleyeceğim telefon benim de çok şeyle kullandığım ne derler ve kullandım Xiaomi 13T Pro. Fiyatı ben bu videoyu çekerken baktığımda 35 bin lira civarındaydı. Ne özelliği vardan çok ne eksiği yok. Ona bakmak lazım. Kullanırken bana gayet iyi keyif veren işte Leica işbirliği ile geliştirilmiş kamerası sayesinde çektiği fotoğraflarda karakteristik bazı renk şeyleri, doygunlukları falan barındıran çok hoşuma giden bir telefon. Bence tabii ki 35 bin az bir para değil. Piyasaya çıktığında lansman döneminde çok çok daha iyiydi rakamı. O fiyatları almak çok çok daha mantıklıydı. Ama hala bu segmentte öneriyorum. 12'ye 512 GB, 12 ve 512 GB'lık ROM var cihazda. Mediatek'in de Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle geliyor. Kuvvetli bir işlemci. Amiral gemisine yakın bir cihaz. Amiral gemisi performansı sunan bir cihaz size çok fazla böyle eksiklik herhangi bir şey hissettirecek bir telefon değil. Kameraları gayet iyi. Daha çok beğendiğim yanı ise pil tüketimi. 5000 mAh'lik pili kolay kolay bitmiyor. Yani epey bir kullanıyorsunuz. Kötü olan tarafı ne? İşte 35 bin lira olan fiyatı. Nasıl kötü? Pahalı yani ucuz demek mümkün değil. Bu segmentten bir başka telefonun da altını çizmek istiyorum. O da Tekno'nun Phantom V oldu. Bunu başka videolarımızda çok konuştuk. Ben cep telefonu sektörünün geleceğinin katlanabilir cihazlarda olduğunu düşünüyorum. Bu fikrim kuvvetini yitirse de azalsa da hala vazgeçmediğim bir fikir bence önümüzdeki dönemlerde katlanabilir cihazlardan çok çok daha fazla bahsedeceğiz. Tabii ki teknoloji meraklısı olan birisi için de katlanabilir cihazlar yeni oyuncaklar aslında. Şimdi piyasada hangi markaların katlanabilir cihazları var? Samsung'un var, Huawei'nin var. İşte da bu ilk cihazı piyasaya sundu. Bir cihaz daha sunacak yakın zamanda. Niye V Fold'u öneriyorum? V Fold'u şu yüzden öneriyorum. Katlanabilir formun size göre olup olmadığını kolayca anlayabileceğiniz bir cihaz olduğu için öneriyorum. Yani Huawei'nin cihazlarından da ucuz, Samsung'un cihazlarından da ucuz. E onu her ikisiyle kıyaslarsak biraz daha ağır bunu kabul etmek lazım. Ama hani elinize alıp bir kullandığınız zaman evet bu katlanabilir form benim için bir şey ifade ediyor ya da bu form benim için bir şey ifade etmiyor diyebileceğiniz bir cihaz. Ve tahmin ediyorum ki her teknoloji meraklısı katlanabilir formu bir şekilde merak ediyordu. Bir yerli ve gidip elini almıştı falan. O yüzden bir plasör olarak önerdiğim bir telefon değil ama bu listede bir plasör olarak altını çizmek istediğim cihazlardan bir tanesi. Bir düşük segmentimiz yani üçüncü segmentimiz 20.000 1000 30 30.000 lira arasında olan cihazlar ki ne yazık ki günümüzde artık Savaş burada gerçekleşiyor. Zaten Aydoğan da bu listeye 10 tane cihaz almış. Neler var neler. Yani Samsung'un bir eski amiral gemisi, S22, Xiaomi'nin bir önceki, işte ben 13T Pro dedim, 12T'si, Realme'nin GT2 Pro'su ki, bu yılın herhalde havalı telefonlarından bir tanesi. Piyasaya çıktığı günden beri, fiyatıyla birçok diğer telefonu ezen bir cihaz. Xiaomi'nin 12'si, geçen yılın amiral gemisi, Samsung Galaxy S23 FE, Xiaomi 13T bu yılın şey amel gemisi ve Galaxy Z Flip 4, Poco F5 Pro, Samsung Galaxy S23 ve Nothing Phone 2. Hepsi kendi çapında güzel telefonlar. Yani hani bunların birisini diğerine tercih etmek zor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Biliyorsunuz ben yıl içinde bu 13T Pro'ya geçmeden önce uzun bir süre Poco F5 Pro kullandım. Bu videoya çekmeden önce baktığım zaman da fiyatı 27.200 lira civarındaydı. 27.000, 27.200 falan oralarda gidiyordu. Önceliği bu listeden Poco F5 Pro. Ee, başka videolarda da söyledim. Bence 2023 yılında Türkiye'de satışa çıkmış en başarılı telefonlardan bir tanesi Poco F5 Pro. Stability her anlamda çok çok iyi. Telefonun ele oturması, Pil performansı, hızı filan mükemmel gerçekten. Çok beğeni ve kullandım. Üşenmesem şimdi bile belki 13 t Pro'yu bırakıp tekrar F5 Pro'ya geçebiliyorum. O kadar gönlümün kaldığı bir telefon. Bu listeden size iki tane şey önereceğim. İkinci önereceğim modeli tabii ki tahmin edeceğiniz gibi Samsung'un Galaxy s 23 Yani teorik olarak baktığımız zaman Samsung'un en yeni amiral gemisi cihazı. S23 series'in bazı modeli. O da 28.800, 29.000, 29.100 lira falan gibi fiyatlara satılıyor. Biz bunu satın aldığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 25.000 lira, 25.800, 25.900 filan gibi bir fiyat satın almıştık Kasım indirimlerinde. Tabi o fiyat çok çok daha iyiydi ama bu da bana atılır bir fiyat değil. Şimdi Galaxy S23'ün benim değerlendirme videomda da söylediğim gibi e amiral gemisi kavramının içini tamamen dolduran bir telefon yani. Eksiği yok telefonun. O videoda da söyleyeyim. Full artı full bir telefon. Bana kullanırken çok büyük bir keyif vermedi telefon. Keyif vermediğinden kastım şu yani mesela bir Poco F5 Pro'yu kullandığım zaman ya da 13T Pro'yu kullandığım zaman kullanmaktan keyif aldığım kadar s 3ü kullanmaktan keyif almadım. S23 prototip bir amiral gemisi yani ne görüyorsanız size ne vaat ediyorsa onu veren ama en ufak bir şey de şu da şöyle olsaydı keşke dediğiniz anda sizi hemen S3'nin üst telefonlarından bir tanesine yönlendiren bir cihaz. Alan pişman olmaz bence. Alan hatta hani çok da mutlu olur büyük bir ihtimalle. Ama hani şey değil benim açımdan. Çok fazla böyle önebilecek, önebilmeyecek bilmem ne falan bir telefon değil. Telefon kendisinin ne olduğunu çok belli ediyor. Yani kutusundayken de Teknosa'da Mediamarkt'ta elinize aldığınızda da hangi kaliteyi görüyorsunuz o kalitede bir cihaz. Allah'ın herkesin çok çok memnun olacağını, çok uzun süre yani fiziksel bir hasar vermezse çok uzunca bir süre gönül rahatlığıyla kullanacağını varsayıyorum bu cihazı. Şimdi geldik Aydoğan'ın en ucuzdan bir yüz segmentine 10 bin 20.000'li 20 bin Burası büyük bir ihtimalle günümüzde Türk halkının evvelde en çok tercih ettiği segment niçin fiyat yüzünden. 14 tane cihaz var burada. Redmi Note 11 Pro, Xiaomi X9, şey, Honor X9'a, 20 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro Plus 5G, Realme 10 Pro Plus, Realme GT 2, Samsung Galaxy A54 5G, Nothing Phone 1, Realme 11 Pro, Infinix GT 10 Pro, Honor 90, Samsung Galaxy S21 FE, Poco F5 ve Tecno Phantom X2. Farkındaysanız daha önceki listelerde Pro olanların bir kısmının bazı modelleri de burada. Şimdi burada tartışması size önereceğim telefon Honor 90 arkadaşlar. Niye Honor 90? Bunu geçmişte çok konuştuk. Çok benim tipim değil bu telefon. Çok inceleme fırsatı bulamadık. Honor bize bu imkanı sunmadı. Sunmadığı için de kendimiz satın aldık, inceledik, baktık telefona. Fiyatıyla işte bu 17 bin lira şu anda. Biz bunu 15.900 liradan 17 bin liraya kadar farklı fiyatlarda aldık bugüne kadar. Hepsi buradadan. Yani fiyatında da maviz dalgalanmalar var. Ama işte bu 10 bin lira 20 bin lira bandına baktığımız zaman bandın böyle en tepesinde de değil orta ile üst arasında bir yerde fiyat olarak. Özellikle olaraksa e, tepelerinde bir cihaz. Bence ben kendi ailemden de bir iki kişinin alıp kullanmasını sağladığım için temiz telefon kullanan, telefondan beklentisi işte büyük ekran ve iyi fotoğraf çekmek olan Herkese çok çok rahat rahat yetecek olan bir telefon. Gördüğüm kadarıyla bu 5000 mAh'lik pili de gayet iyi şey yapıyor. Öderler, kullanım ömrü sunuyor. Etrafındaki hiç kimseden aldım ama şöyle şöyle filan diye bir şikayet duymadım Honor 90'da. Ama Honor'la ilgili işte kafamda hala niyesi bazı soru işaretleri var. Alınır, alan mutlu olur ama böyle de bir dertlerdeyim bir türlü anlatamıyorum o dertlerin ne olduğunu. Bu listeden ikinci cihaz cihazı tahmin edeceğiniz gibi Samsung'un Galaxy A54 5G'si. Fiyatı çok iyi. Aydoğan videosunu çekerken 14.900'müş. İşte 2-3 gün sonra ben videoyu çekerken fiyat olmuş 15.520 lira. Yani şu 4-5 günlük sürede bile fiyat 300 lira değil mi? 14.900'den ne olmuş? Gözlerim de çok görmüyor. Şuradan bir gözlüğümüzü takalım. 15.520 yani 600 lira. 2-3 günde 600 lira şu cihazın fiyatı oynayabiliyor. Şimdi SCM 3'te de buna benzer fiyat oynamaları gömüyorduk. Eğer bu fiyatlardan 14.900-15 falan gibi fiyatlardan bulabiliyorsunuz. Bence Samsung Galaxy A54'te alınır. Aynen 190 için söylediğim gibi uzunca bir sürede kullanılır. Burada pil belki sorun çıkartacaktır. Yani sorun çıkartacaktır zaten kastım. Birinci yılın sonunda filan pil biraz başınızı ağrıtacaktır. Süresi, kullanım süresi azalacağı için. Bir de işte hızlı şarjı falan desteklemiyor olması Samsung'un sizin kafanızı bozabiliyor biraz. Şimdi ne dedik? Samsung Galaxy A54, Honor 90 bu listeden. Bir sonraki bir 20-30 binlik listemizden Poco F5 Pro, Samsung Galaxy S23. Bir sonraki listemizden Xiaomi 13T Pro ve 40 bin üzerinden de iPhone 15 lük. Yani aslında bakacak olursanız 5 telefonu 6 telefona çıkarttık değil mi? 1, 2, 4, 6. Evet. 6 telefon çıkarttık. IDON'un ilk listesinde hangi telefonlar vardı? 10 bin altında olanlar da. Orada da işte 13 tane telefon var. Tecno Power 5, Tecno Comon 20 Pro, Samsung Galaxy M34, General Mobile GM24 Pro, Realme 10, Tecno Comon 20, Vivo Y36, Tecno Spark 10 Pro, Infinix Note 12, G96, Realme C55, Tecno Power 4, Tekno Spark 10 ve Vivo Y16. Şimdi kabataslak baktığımız zaman bu telefonlardan en güçlüsü, gözümüze gövünenle ve en güçlüsü aslında 10.000 liraya çok da yakın olan 9.900 liralık fiyatıyla Samsung Galaxy M30 yordu. Ama ben bu listeden zorunlu olmadığımız sürece herhangi bir telefonu önermiyorum. Yani burada 10.000 lira vereceğimizi işte bir sonraki listede yani 10.000-20.000 10 10 10 liralık listemizde Honor X9A var. 11 bin lira falan gibi yaklaşık bir fiyata o tercih edilebilir. Ha burada en güçlü olan biraz önce söylediğim gibi Galaxy M34. Mesela M34 ile ilgili Aydoğan'ın 10 bin lira 20 bin lira videosunda Murat Yılmaz arkadaşımız demiş ki M34 aldım ısınıyor ve şarj hızlı bitiyor. Dolması da yavaş başka sorun yok her şey güzel gayet iyi telefon demiş. Yani hani bu kadar çok sorunlu 10 bin liraya yakın para verip bu kadar çok sorunla uğraşacaksınız, o zaman işte diyorum ki bir bin lira daha fazla verip Honor X9'a geçmek sanki daha mantıklı olacaktır. Her ne kadar videonun adı bence alınabilecek en iyi 5 telefon olsa da ben size toplam 6 tane telefonu teoride önermiş olsam da en pahalı olan iPhone 15'i atarsak geriye yine 5 tane telefonla karşınızdayım demek ve 2024 yılının Ocak ayında ben olsam Kendimi bir yakınımı alacak olsam hangisini alırdım seçkisini böylece sizlerle paylaştım. Bu adını andığım telefonların bir kısmını da kendi yakın çevremdeki insanlara aldırdığım için bir kısmını da bizzat kendim kullandığım için hani kefil misin Ersin <laughs> diye sorsanız evet kefilim diyebileceğim telefonlar. Lütfen siz de bu fiyat gamları arasında siz olsaydınız hangi telefonu seçerdiniz bilgisini gerekçelerinizle birlikte kullandıysanız sizin kullanımınızda neler sunduğunu kullanmadıysanız hangi özelliğini daha çok merak ediyorsunuz gibi yorumlarda belirtin. Bu en iyi 5, bugün için en iyi 5. Ben olsam hangisini alırdım filan gibi tartışmayı yorumlarda da bilgi alışverişi şeklinde devam ettirelim. 3 ay sonra muhtemelen 2024 yılının ilk cihazları Türkiye'de satışa çıktıktan sonra bu videonun revize edilmiş yeni bir haliyle karşınızda oluncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.